Son söz. Zulüm bizdense ben bizden değilim. Rachel Kuri. Zulüm bizdense vardır bir hikmeti. Çomar. Uydurulmuş din nasıl bir şeydir dostlar? Bu işte. Evet. Kuşak zaten bayağı 45 metrelik bir şey. Ben çok fazla rüyamda peygamberi, Allah'ı ve Kabe'yi görürüm. Bir gün odaya bir geldim, Kabe örtüsü var. Aa, ne kadar enteresan. Kimden gel? Çok görüyorum. Kabe, yani daha bir hafta önce Kabe'yi görüyorum. Sucuğun ağzına bakar mısın? Peygamberi çok görürüm, bir de Allah'ı çok görürüm. Odaya girdim üniversitedeki ofisime. Allah'ı çok görürüm falan, evet, yanlış anlaşılacak. Yani öyle rüyada. Bir hissiyat, anladım. Mübarek bir insansınız. Çok uğraşıyoruz ya belki de. Belki odaya de. Bir geldim üniversitedeki hocaya, Kabe örtüsünün parçası var. Oda masaya bırakılmış. Herhalde birisi hacca gitti, oradan hediye getirdiler. Çok güzel bir çok hediye. Ilginç. Bu arkadaş Türkiye'de bir üniversitede doçentmiş. Arkadaşın kimliğiyle, ismiyle falan hiç alakam yok. Hiç ilgilenmiyorum. Çünkü bu bir özel isim değil, bu bir cins isim. Tarih boyunca Allah'ı gören, Allah'la görüşen, Allah'la konuşan, Allah'tan haber getiren bir sürü peygamberler hariç tabii, şarlatan var. Sahte peygamber var. Bu anlamda ben Allah'ı gördüm diyor, o yanındaki de diyor ki siz ne mübarek insansınız diyor. Aslında Ebu Leheb'den kıyafetler gelseydi kapının önünden itibaren Efendi Hazretleri diye öyle üfülmeye başlanırdı. Süreç nerede başlıyor biliyor musunuz? Süreç Kur'ansız bir Müslümanlığı bu ümmetin başına bela etmede başlıyor. Hazreti Musa diyor ki ya Rabbi seni göreyim, göster bana kendini. Allah'tan vahiy geliyor. Len terani. Beni asla göremezsin. Len edatı Arap dilinde tebit ifade eder. Ebedilik. Ebediyen göremezsin. Arap dilinin bu kuralını dahi mezhep kaygısıyla tahrif ediyorlar. Mesela len dünyada ebedilik ifade eder de ahirette etmez diyorlar. Ondan sonra onu da kaldırıyorlar. Çünkü Ahmet bin Hanbel Allah'ı şu kadar gördü. Uyduracaklar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Len yenarallaha luhumuha ve la dimauha. Len madem dünyada geçerli, ahirette tebid ifade etmiyor, ahireti kapsamıyor. Şöyle mi anlayacağız bu ayeti? Kurbanlarınızın ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan sadece takvanız, yani sorumluluk şuurunuz. Ama ahirette kurbanlarınızın etleri ve kanları Allah'a ulaşacak, öyle mi? Böyle mi anlayacağız yani? Görüyorsunuz değil mi? Ebediyle göremezsin diyor. Allah mutlaktır ve sonsuzdur. Mutlak ve sonsuz olan Allah, insana hiçbir alemde insan, mukayyet ve sonlu olan insan göremez. Bunu itiraf etmek çok mu zordu? İşte bakın geldiğimiz noktaya. Budur işte. Geldiğimiz nokta budur. Bak. Orada söylüyor, öbürü de diyor ki sen ne mübarek insansın diyor. Ve bu hepimizin vergisiyle işleyen bir kanal. Elektrik faturalarınıza bakın. Orada görürsünüz.